Bir defa yapılır ama secde iki defa yapılır. Bir tumaninetin ve o secde de durarak yapılır. Yani alnınızı yere koyduktan sonra durmanız lazım. İlla uzun şart, uzun olması gerekmez. Yani organların el, diz, ayak ve alnın böyle yerleşeceği bir miktarda durması lazım. Bu durduktan sonra kafidir. Ama Hanefilerde tumanine gerekmiyor. Tumanine yani farz değil, yapmadığı takdirde haram işlemiş oluyor. وَلَوْ عَلَى مَحْمُولٍ لَهُ لَمْ يَتَحَرَّكْ بِحَرَكَتِهِ وَلَوْ كِي o secde kişinin taşıdığı bir elbise üzerinde de olsa ama bir şartta onun hareketiyle hareket etmeyen bir şey. Yani şöyle düşünün, siz diyelim ki bir uzun bir fistan giydiniz. Sizin boyunuz 150 santimetredir. Siz tuttunuz 3 santimetrelik, 3 metrelik bir fistan giydiniz. Ve o fistanla namaz kılarken fistanın etekleri sizin tabii kalkıp oturmanızla hareket etmiyorsa o etekleri üzerinde secde yaparsanız caizdir. Evet. Ama eğer sizin hareketinizle hareket eden bir şey üzerine secde ederseniz caiz değil. Mesela örneğin ceketiniz. Diyelim ki secdeye giderken ceketinizin bir ucunu ucu üzerinde secde yaparsanız veya paltonuzun bir ucu üzerinde secde yaparsanız secde geçerli olmaz. Evet. Ve bu çerçevede arkadaşlar mesela kişi örneğin başında takke varsa veya sarık varsa o sarığı bütün alnını kapsayacak şekilde ise veya başına bir bez bağlamış, alnını kapatmış, o başına bağladığı bez olduğu halde secde yaparsa secdesi sahih olmaz. Çünkü alnı yere değmemiş olur. Halbuki secdede alnın yere değme şartı vardı. Hanefilerde bu da gerekir. Yani zarar yoktur. Hanefiler mesela sarığının bir ucu üzerine secde etmesinde bir problem yok. Evet. وَاَقَلُّهُ secdenin en azı مُبَاشَرَةُ بَعْضِ مُسَجَبْهَتِهِ مُسَلَّهُ alnının bir kısmı az da olsa musalla yani secde yerine ne yapması temas etmesidir. Bundan dolayı dedik eğer secde edenin alnı bir bezle kaplı ise ve o bez üzerine secde ederse o secde sahih değildi. Ama mesela bez alnının bir kısmını kaplamış, diğer bir kısmı çıplak ve secde ettiğinde o çıplak kısım yere değiyorsa secdesi sıkıntı yok, caizdi. Evet. Ve yecibu şu da vaciptir. وَضُعُ جُزْءٍ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَبَاطِنِ كَفَّيْهِ وَأَصَابِعِ قَدَمَيْهِ İki dizinin bir cüz'ü, yani illa dizin tamamı gerekmiyor. Ve iki avucun, avuç içinin bir kısmı ve ayak parmaklarının içinin bir kısmının yere değmesi lazım. Yere değmezse secde sahih
olmaz. Mesela şöyle göstereyim bu arkadaşlar. Şöyle. Bu ayaklarınız, düşünün bu ayak parmakları olsun. Siz secde ederken şöyle, yani hiç böyle parmakların kar içleri yere değmeden sadece şöyle koyarsanız veya şöyle koyarsanız o secde sahi olmaz. Nasıl olması lazım? Mutlaka şu şekilde, yani parmakların, ayak parmaklarının içinin yere değmesi ve o gerekir. Bir de parmak uçlarının kıbleye yönelik olması sünnettir. Evet. وَاَنْ يَنَالَ مَسْكِدَهُ ثِقَلُ رَأْسِهِ Başının ağırlığı ne yapması? Secde yerine ağırlığının orada şey edilmesi lazım. Uygulanması lazım. Yani hissedilmesi lazım. Dolayısıyla sadece başınızı yere değdirip eğer ağırlık geçmezse caiz değildir. وَيَرْفَوْ أَسَافِلَهُ عَلَى اَعَالِهِ Ve secdede vücudun alt kısımları üst kısımlarından yükselecek. Yani alt kısımlar üst yükselecek. Üst kısımlara göre ki secdede zaten öyle yapıyoruz. Vücudun üst kısmı yüz, baş ve omuzlar. Secdeye kapanırken hem yüzümüz hem başımız hem de omuz kısmımız iniyor ve arka kısmı, kalça kısmı vesaire onlar da aşağı kısımlardır. Secdede yukarıya çıkıyor. Böylece böyle olursa secde sahiptir. Mesela birisi örneğin arkadaşlar alnının başının önüne yüksekçe bir yer koydu ve secdede hiçbir mazeret yokken, mazeret varsa ay, mazeret olmadığı halde secdede başını sadece o yüksek yere değdiriyor ama diğer vücudu olduğu gibi kalıyorsa bu secde de sahih değildir. Evet. Ve ekmeluhu secdenin en mükemmeli şudur. En yek yukabbira li hevyihi secde inişi için Allahu Ekber diyecek. Hevy iniş. Bilarafın ellerini de yukarıya kaldırmadan sonra وَيَضَعَ رُكْبَتَيْهِ مُفَرَّقَتَيْنِ İki dizini bitişik olarak ayrı olarak yere bırakacak. Tabi yine mazereti yoksa. Sonra dizlerini bıraktıktan sonra iki avucunu bırakacak. حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ İki omuzunun karşısına, yani secdeye kapandığında iki omuzunun karşısına gelecek şekilde ellerini bırakacak. نَاشِرَ أَصَابِعُهُ مَضْمُومَةً لِلْقِبْلَةِ Parmaklarını da kıbleye dönük olarak bitişik bir vaziyette açacak. Yani parmakları şöyle olacak. Şu şekilde. Böyle değil. Böyle değil. Evet. Tabii bu parmaklar dediği, evet, ayak parmakları ve el parmağı, işte el parmaklarıdır burada. Burada el parmakları. Evet. Sümme cebhetehu ve enfehu. Sonra alnını ve burnunu yere bırakacak. Ve ve yuferriku kademeyhi. Ayaklarını birbirinden ayrı tutacak, secdede bitiştirmeyecek. Ve yubrizu ma min leylihi ve tabi imkan varsa secde ederken ayakları görünür şekilde olsun. Yani eteğinin veya paltosunun altında ayakları secdede gizli kalmasın. Çıplak olarak ayakların görülmesi sünnettir.
وَيُبْرِزُ مَنْ زَيْلِهِ وَيُحَافِ وَيُدَافِ الرَّجُولُ فِيهِ وَفِي رُكُوعِهِ. Hem rükuda hem secdede, erkek secde ederken vücudunu birbirinden ayıracak. Yani karnını örneğin secdede dizlerine bitiştirmeyecek. Öyle yapmayacak. Yüksek araya aralık koyacak. Rükuda da aynı şey. Ama وَيَضُمُّ غَيْرُهُ, erkeğin dışında olan, erkeğin dışında kimdir? Kadındır bir, bir de hulfe müşkil, çift cinsiyetli iki. Bu ikisi secde yaparken böyle adeta vücutlarını birbirine yapıştırıp mümkün mertebe böyle şey vücudu birbirinden ayırmayacaklar. وَيَقُولُ, bunun esprisi de çünkü kadın için ve henüz durumu netleşmemiş çift cinsiyetli için önemli olan, esas olan tesettürdür. Vücudu da birbirine bir nevi uygun şekilde yapıştırdığında onun tesettürüne daha uygun. Yani bugünkü efendime söyleyeyim bayanların giydiği adeta kaslarının görüldüğü elbiseler asla onların yani İslam'ın kabul edebileceği, onay verebileceği bir kıyafet tarzı değildir. Evet. Peki. Ve yekulu, ve şöyle diyecek secdede, Sübhane Rabbiyel A'la felâf. Üç defa Sübhane Rabbiyel A'la. Manası da Sübhane Rabbi el A'la. O en A'la, yani en yüce olan Rabbimi ne yaparım? Tenzih ederim. Yani onun her türlü ayıp ve kusurlardan münezzeh olduğunu dilimle söyler, kalbimle inanırım. Ve yezidu men marra. Bu yani ima şey münferid bir, imamı mahsurin iki. Bunlar secdede şunu da ilave edecekler. Allahümme leke secedtu ve bike amentu ve ileyke eslemtu ve leke haşa'u sem'i ve basari ve mahri ve muhri ve azmi ve asabi ve mesakada bi kademi. Secede vecihe lillezi galaka ve sallarahu şakka sallahu ve basarahu bi havlihi ve kuvvetihi fetebarakallahu ahsenu halkı. İlave edeceğim. Ve dua ufihi. Ve secdede dua yapmak da sünnettir. Çünkü Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz akrabu ma yekunul abdu min rabbihi ve huve sacid. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. Çünkü o Rabbi için nihai düzeydeki bir tevazuda bulunmuş. Bir tezellülde bulunmuş. Çünkü Allah Celle Celaluhu yarattığı ve eşrefi mahlukat kıldığı bu insanın yüzünü, başını üste kılmış ve vücudunu yatay değil dikey yaratması, onun bu yani yüz kısmının, baş kısmının vücudunun en şerefli kısmı olduğunun ifadesidir. Madem insan o en şerefli organı olan yüzünü yere bırakıyor Allah için, dolayısıyla bu tezellülün yani Allah'a karşı ubudiyet, ibadet etmek üzere zillet göstermenin zirvesi olan secde, efendime söyleyeyim, nedir? Allah'a insanın en yakın olduğu andır. Bunun için o anı mümkün mertebe duasız bırakmamak lazımdır. Dualar da bildiğiniz meşhur dualar varsa, ezber dualar, onları zikir yapacaksınız. Yok meşhur duaları bilmiyorsanız onları farzlarda Türkçe veya Kürtçe veya başka bir dille yapmamak lazım. Yani duayı, meşhur duayı
Cenab-ı Peygamber'den geldiği şekliyle yapmak lazımdır. Hele aşağıya in, bakalım bu tercümede bir şey söylüyorum. Tamam mısın? Yok, bir şey yok bunda. Evet. Ve saminaha cülüsün beyni secdeteyi. Evet. İki secde arasında cülüs, o da rükündür. Tabi şeylerde, Hanefilerde biliyorsunuz rükün değil. Ama Şafilerde rükündür. O cülüs olmazsa namaz sahi olmaz. Onun için bir tumeninetin, yani o cülüste de duracak. Ne demek? Yani kalkışla inişi, hani birinci secdeden kalkışla ikinci secde için inişini birbirinden ayıracak şekilde durması lazım. فَوَلَا يُطَوِّلُهُ وَلَا الْاِعْتِدَالَ. Namaz kılan kimse hem iki secde arasındaki cülüsü de hem de i'tidali de uzatmayacak. Çünkü ikisi kısalık üzere bina edilen iki rükündür. Dolayısıyla onları fazla uzatmayacağım. Evet, değiştir. Ve sünnet. Evet. Orada duralım arkadaşlar.